Nuh peygamberin hikayesi. Adem peygamberin dünyaya gelişinin üzerinden uzun yıllar geçti. Çok uzun yıllar. Yüzlerce, hatta binlerce yıl. İnsanlar çoğaldı, yeryüzüne dağıldılar. Köyler, kasabalar ve şehirler kuruldu. Ama kötülerin sayısı iyilerin sayısını geçti. Üstelik insanlar Allah'ı unutup heykelleri yani putları tapmaya başladı. Bir derdi olan puta koşuyordu. Ne olur bana şunu bunu ver, ne olur bana şunu bunu yap, put diye puttan istiyorlardı. Bir şeyden korkanlar puta yalvarıyordu. Koru beni ey put lütfen. İşleri yolunda gidenler de soluğu yine putun önünde alıyorlardı. Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederim ey put. Ama Nuh farklıydı. O Allah'a şükreden bir kuldu ve asla Allah'tan başkasına ibadet etmezdi. Bir şey istediği zaman sadece Allah'tan isterdi. Çünkü her şeyi Allah yaratmıştı. Korktuğu zaman Allah'a sığınırdı. Çünkü Allah her şeyden büyüktü ve lezzetli bir meyve yediğinde sadece Allah'a şükrederdi çünkü sadece Allah insanlar için lezzetli bir meyve yaratabilirdi putlar ise cansızdı ve akılsızdı ama onlardan bir şeyler isteyenler galiba çok daha akılsızdı ve Allah Nuh'u peygamber yaptı Nuh peygamber ey halkım dedi şu taştan, tahtadan, çamurdan, heykelden bir şey istemekten vazgeçin artık. Sadece Allah'tan isteyin ve sadece Allah'a teşekkür edin. İnsanlar Nuh peygamber'e çok kızdılar. Ona saldırdılar. Bir sürü kötü söz söylediler ve onu taşlamakla tehdit ettiler. Oysa Nuh Allah'ın aralarından seçtiği bir elçiydi ve herkes ona inanmalıydı. Seneler koskoca bulutlar gibi gelip geçti. Ama Nuh peygambere pek az kimse inandı. İnanmayanlar inananlara çok kötü şeyler yaptılar. Nuh peygamber korkuyordu. Hem bütün insanlar için korkuyordu. Putlara tapanlara böyle yapmayın. Sizin yüzünüzden Allah üzerimize bela gönderecek diyordu. Onlar "Göndersin de görelim." dediler. "Allah'ım," dedi Nuh peygamber. "İnsanları sana inanmaya çağırdım ama onlar bana karşı geldiler. Çok üzgünüm." Allah Nuh'a "Üzülme." dedi. "Ve bir gemi yapmasını emretti." Büyük bir gemi, çok büyük bir gemi. Ama Nuh Peygamber gemi yapmasını bilmiyordu. Allah ona nasıl gemi yapacağını öğretti. Ve Nuh Peygamber hemen işe başladı. Ağaçlar kesti, odunlar taşıdı. Gemi yavaş yavaş ortaya çıkınca herkes çok şaşırdı. Nuh Peygamber'e inanmayanlar, ha! <laughs> Bu gemiyle nereye gideceksin? Bu gemiyi nerede yüzdüreceksin?" dediler. Nihayet gemi tamamlandı. Ne de büyük bir gemiydi bu. Allah Nuh peygambere bütün hayvanlardan bir erkek bir de dişi almasını emretti. "Gemiye binin, gemiye binin." dedi Nuh peygamber. "Acele edin, acele edin, gemiye binin." Çift çift hayvanlar ve Allah'a inanan insanlar sırayla gemiye bindiler. Geminin kapakları sıkıca kapatıldı ve az bir zaman sonra gökyüzü gümbürdemeye başladı. Sonra korkunç bir yağmur başladı. Yağmur yağdı, yağdı, yağdı her yeri sular seller kaplayana kadar yağdı. Ve gemi yükselip yüzmeye başladı. Gök günlerce gümbür 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 dedi. Yağmur günlerce yağdı. Bu bir tufandı. Gemidekilerden başka hiç kimse tufandan kurtulamadı. En yüksek dağlara çıkanlar bile sulara kapılıp gittiler. Günler, haftalar, aylar sonra yağmur durdu. Çünkü Allah ona durmasını emretti. Ve Allah'ın sıcak sarı güneşi kocaman bulutların arkasından yeniden dünyaya gülümsedi. Gemi Cudi Dağı'na sağ salim oturdu. Çift çift hayvanlar ve inanmış iyi insanlar neşe içinde gemiden çıktılar ve yeryüzüne tekrar geceleri yıldızları, gündüzleri çiçekleri gördüğünde Allah ne güzel yaratmış diyen insanlar yayıldı ve insanlar şükrettiler. İnsanlar şükürle şenlendi.